Merhaba arkadaşlar, bugün ben size Sony Pegasus Pro 15 video nasıl ayarlanır, nasıl render edilir, nasıl kesilir, nasıl müzik aktarılır, foto falan filan her neyse onları anlatacağım. Öncelikle Pegasus Pro'ya tıklıyoruz. Tabi o da zaten herkes yapabilir, onu anlatmama gerek yok. Eğer Afterburner, yani bak bu güncelleme, daha şu an yapmadım, yani şu an hiç sıkıntı olmaması hiç gerek yok, yani gerek olmadığını düşündüm. Eğer Afterburner varsa sizde, bu MSI Afterburner açıksa genellikle hata verir. Yani ilk öncelikle bunu kapatmanız lazım. Yani açmayla hata vermiyor. Render ederken çok hata veriyor. Yani, pardon, bunu kapatalım. Zaten gereksiz bir, yani uygulama gereksiz değil de, yani onu açtığı zaman gereksiz oluyor. Şimdi açtık diyelim. Örnek veriyorum, bir video atalım. Ne videosu atabiliriz? Benim bir ayarladığım video vardı. Rainbow Six Siege olarak tamamlanan videolar. Şöyle yan şey atalım, sen de gel. Atıyoruz böyle bakalım. Şöyle bir atalım. İşlemciniz ne kadar iyiyse ona göre çabuk render yapar. O kadar biraz kötüyse ona göre biraz uzar. Yani bayağı bir zaman alabilir. Şu an gördüğünüz gibi kayıt için doluyor, hani aktarıyor. Hemen anında başlayaması, illa bu dolması lazım ama bu çabuk doluyor genellikle. Şu an doldu diyelim. Mesela bir oynatalım. Dur bir dakika, şunu bir büyütelim. Hani bunu büyütme sebebim bana ait. Yani daha şey olsun da siz de rahatlıkla görün, ama niye düzelmedi? Ha, düzeldi. Küfür söylerse bilirsiniz diye. Ben 18 artı yazıyorum. Gördüğünüz gibi. O zaman Tahir geliyor. Tamam abi. Bunu biraz düşürürüm ki, yani normal kalite düşüyor da. Kalite düşüyor ama bu onunla hiç alakası yok. Bu sadece buraya ait bir şey yani. Yani bu videom kalitesiz olacak falan gibisinin hiç alakası yok. Onu şimdi söyleyeceğim ben. Yani söylemek isterim. Öncelikle nasıl kesilir onları göstermek istiyorum. Yani video nasıl kesilir. Mesela diyelim ki buradan başladın değil mi? Buradan başladık. Şuradan kesmek istiyorum. Split diye İngilizce yapın arkadaşlar. Split. Yoksa YouTube'dan çoğunlukla İngilizce arayabilirsiniz. Türkçe var mı bilmiyorum ama İngilizce çok yardımcı olacak. Ne bileyim işte, bu hasar verdi, İngilizce yazarak bu çıkar. Şöyle mesela adam öldürdüm değil mi? Durdur buradan. Yaklaştırmak istesiniz farenin orta yuvarlak gibi bir şey var. Buna hiç Türkçe ne deniyor hiçbir fikrim yok. Böyle ileri iterek, geriye değil. Geri yaparsanız böyle olur. İleri iterek oluyor. Ha yok, ben yapmasa bilmiyorum diyorsanız şuna basarak şöyle yaklaştırabilir, uzaklaştırabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi adam nereden öldürdüm? Ha, burada öldürdüm değil mi? Böyle bunun üzerine gelerek, sağa tıklayarak, split diyerek bunu kesmiş oluyoruz. Böylece istediğimiz yere aktarabiliriz. Mesela bunu videonun arkasına aktaralım. Mesela geri gidelim, şöyle buna basalım. Geri geç. Arkaya doğru. En arkaya koymak istiyorum mesela, örnek veya en öne. Böyle hani heyecanlı yerlerde önü koyabilirsiniz. Mesela bunu öne aktardık, bakalım. Abi burada iki kişi var orada. Böyle de oldu. Hani aranızda belki slow motion yapmak isteyen yani isteyebilir. Böylecekle CTRL, yani CTRL, ona basılı tutarak böyle uzatabilirsiniz. Ne kadar uzatırsanız o kadar slow motion artar. Ya da biraz daha azaltabilirsiniz ki daha böyle akıcı olsun, daha iyi olsun. Yani size kalmış bir şey. Ha yok, ben yanlış yaptım diyorsanız şurada sağ sol yukarıda geri dönüş şeyi var. Hani mesela neye basacağınızı da gösteriyor. Mesela CTRL-Z geri dön gibi işte falan filan. Ha yok, ben hızlandırmak istiyorum diyorsanız gene tekrar CTRL'e basıp ama geri yapacaksınız. Böylece hızlanıyor. Tabi o size kalmış bir şey. Başka yapabiliriz. Müzik aktarmak istiyorsanız, yani müzik aktarmak isteyenler vardır. Böylece müzikler hani örnek diyorum, müzikler ya da şuradan girelim YouTube kanalımıza. YouTube kanalımızda genellikle müzikler olması lazım. Özel aldığım müzikler. Örnek görüyorum. Ninja bilmem ne cart çört. Şimdi müzikler arkadaşlar büyük ihtimal hep her zaman alt kısmında olacak. Çünkü üst kısmı video yayınlanıyor. Alt kısmı da ses. Zaten burada gördüğünüz gibi logoları da işaretlidir.
Fazla video aktarmak için de onları da göstereceğim ben size. Şimdi ilk öncelikle bunları göstermek istiyorum. Yani bu benim bildiğim kapasite. Gördüğünüz gibi müzik geliyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Yo, öyle bir kanıt yok ki. Hani bir kanıt göster. Değerlerini vermemiz lazım. Bu videonun sesini de kısabilirsiniz şöyle. Azaltarak. Video yani. Sesi kısılıyor böyle. Üstelik bunda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Öyle gördüğünüz gibi. Yani montaj yapabilirsiniz, öyle açıklayayım ben size. Ben diyorsunuz ki ben başka ne bileyim fotoğraf aktarmak istiyorum. Fotoğraf nasıl aktarılır? Şöyle gösterebilirim. Şunu biraz aşağı yapalım. Aşağı yapınca da her zaman çark olarak aktarılır. Yani video aktarmak istiyorsanız zaten aktarınca buraya gelecektir. Ve işte şu tarafa aktarabilirsiniz çünkü videoyu kesin. Yani bunu o zaman aktaracağınız aşağı doğru şöyle. Şimdi bunun üzerine başka bir video. Mesela bu diyelim ki bu başka bir video. Şunu buraya getirelim. Ama tabi bu tabi şeyin içinde olacak ama bunu işte siz ayarlayacaksınız, keseceksiniz. Şöyle geri yaparak. Ama gerçi o zaman aynı hesap olacak. Bunu mesela getirdiniz değil mi? Mesela bunun sesini kısmak istiyorsunuz ve işte bunun sesini kısmak istiyorsunuz. Orayı kesiyorsunuz, bunu ortaya atıyorsunuz. Şimdi diyelim ki buna geçtik değil mi? Şimdi bu gözüküyor. Onun diğerini gözükmek isterseniz şöyle biraz azaltarak yani azaltarak böylece diğer tarafta gözükebilir. Fotoğraf olarak mesela aktarırsanız böyle de şey yapabilirsiniz. Mesela böyle montajlar oluyor ama genellikle ben yapmıyorum böyle. Yani gereksiz uzatmak istemiyorum. Şunu mesela şu kenara atalım. Fotoğraf aktaran da yani fotoğraf aktaralım. Mesela diyelim ki Türk bayrağı yani Türk ay yıldızını atalım. Mesela diyelim ki şu var başka yok mu? Bir tek bu var. Yani diğeri var da onu özel yapmamız lazım. Onu işte Photoshop'la falan ayarlanması lazım. Şu an gördüğünüz gibi logo var. Eğer logo PNG olduğu sürece böyle gözükür. Bunu nasıl küçültebiliriz? Şuraya tıklayarak yani böyle bir küçük bir şey olacak. O çıkması lazım. Şöyle sola yapalım ki rahat rahat görün. Ha buradan ama video başlat. Video başlatırsanız mesela devam ediyor değil mi? Bu gittiği an direkt göremezsiniz nasıl büyütüp nasıl küçülttüğünü. Bak gidiyor, gitti. Ayarladığınız zaman hayatta göremezsiniz. Yani böylece ilk buraya geçin. Videoyu durdurun. Ondan sonra ayarlamaya başlayın. Mesela bu biraz küçük. Bunu biraz büyütmemiz lazım. Ki rahat rahat yapalım. Şimdi böyle yaparsanız büyür. Böyle yaparsanız küçülür. Küçüldü diyelim. Bak ne kadar küçülsek o kadar iyi. Şu fareyle arkaya doğru scroll yaparsak. Yani arkaya doğru. O zaman da bura uzaklaşır. Böylece daha da küçültebiliriz. Mesela küçük, en küçük bu galiba. Böyle de oynatabilirsiniz. Nereyi istiyorsanız falan. Ama bu neden böyle kastın hiçbir fikrim yok. Vallahi hiçbir fikrim yok. İlk defa oluyor bu. Ya işte zaten o yüzden güncelleme istiyor. Mesela güncelleme yap ki kasmasın gibisini böyle hatalar falan. Bunu nereye koyabilirsiniz? Şuraya bak mesela burada gözükmedi ama arkadaşlar. Buraya gidemiyor. Onu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk öncelikle buraya koyayım. Ben şuraya mesela şuraya koymak istedim diyelim. Sonra geri otomatik olarak kayıt yapıyor. Sonra bunlar da bir ileride ayarlanacak bir şey lazım. Bakayım bir. Switches buradan değil. Normalde bunu ayarlamamız lazım ya. Media fix video event bize sonra buraya açıyor. Geri geç. Allah Allah. Yok çünkü daha önce vardı demek ki kaldırmışlar bunu ya. Şu muydu? Yok bu da değil. Ya daha önce mesela bunu ayarladığınız zaman otomatik olarak yani buradan direkt şey yapabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz ama bunu kaldırmışlar galiba. Daha önce bu vardı. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Kafa diyor. Daha önce burada vardı. Demek ki şerefsizler yeni güncelleme gele. Onu kapatmışlar. Kapatınca işte çok kötü oldu maalesef. Ne güzel ben buradan mesela onun şeklini değiştirebilirim. Yani şeklini demek istedim. Bunun sınırı buraysa yani sınırı mesela buradaysa bunu sola doğru alabiliyordum sınır olarak. Ama o da ta sonuna kadar gidebiliyordu ama bunu maalesef değiştirdikleri için sizleri gösteremeyeceğim. Üstelik bir de ben böyle bir şey yapamıyorum. Yani yapabilseydim sizlere nasıl olduğunu göstermek için duplicate track yani duplicate track ne olduğunu bilmiyorum. Tabi bunlar gereksiz şu an. Pahalı kız falan filan cartçurt. Yani olsaydı göstermek isterim gerçekten. Çünkü ihtiyaç yani mesela lazım olan şeyler de bunlar.
Belki buralardan bulabiliriz diyeceğim de hiç alakası yok. Yani maksimum yani şuraya alalım. Yani anca şöyle köşeye falan filan. Hani da ben ya yukarıda çıkmıyor. Mecbur bunu küçülteceğiz mi? Ne yapacağız? Az önce küçüldük ya, daha da küçültebiliriz. Yo. Valla bir bok yaptık da. Bir şeye bastık yukarı çıkmıyor. Her neyse. Arkadaşlar zaten gözünüzü böyle çevirebilirsiniz. Zaten bunda gereksiz. Benim zaten basit şeyler gösterdim. Böylece Sony Vegas Pro'yu kullanabilirsiniz. Son aşamaya geliniyoruz. Nasıl render yapabiliriz? Yani mesela her şeyi tamam ettiniz. Müzik aktardınız falan filan bilmem ne. Müzik de aynı hesap. Bunun üzerinde durduğunuz zaman müziğin oradan da split diyerek kesebilirsiniz. Bunu da yavaşlatabilirsiniz. Böyle açarsanız. Ya da hızlandırabilirsiniz. Biraz farklı ses çıkabilir normal o. Ama böyle de boku çıkıyor tabi, yani biraz eğlenmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Eski halini nasıl getirebilirsiniz? Böyle mesela yaptığınız zaman otomatik olarak bir takılma olacak. Mesela bir takılma olmadı. Nerede? Az önce takılmanın takılmaması lazım. Mesela şurada bir takılma oldu galiba. Vallahi bilmiyorum. Yok, bu slow motion indir biraz. Allah Allah. Bak, otomatik buluyor galiba ama bilmiyorum. Aa, normalde otomatik yerini bulması lazım da. Neyse de ne anlatacağım? Mesela ayarladınız diyelim. Şöyle sola basarak render diyerek. Şimdi herkes bazen anlatmıyor mesela neye seçeceğinizi. Şimdi ben iki seçenek yapıyorum. Magic internet HD için 60 FPS. Ne kadar yüksek olursa, kaliteli olursa uzun sürer. Çünkü daha kaliteli yapıyor. Ne kadar az olursa da az çok uzun sürer. Ama bunun olarak çarpı işte ne bileyim çözünürlük olarak az olursa 60 FPS işte 60p yani FPS olursa daha az olur. Ben biraz bunu azaltıyorum. Pek fark etmiyor YouTube'da. Sadece biraz nasıl diyeyim yazılar biraz kalitesi düşüyor falan filan, biraz görüntü çok az kalitesi düşüyor. Bu yüzden çoğunlukla bunu yapıyor. Mesela bunlar genellikle hiç kimseye de gözükmüyor. Bunu nasıl gösterebiliriz? Nerede bu? Şurada gelendir. About muydu? Yok, about değil. Filter. Ve sadece bunu göster diye tıklayalım. Bunu bir çekelim. Normalde şu an yapmadan önce böyle gözükecek. Yani ilk öncelikle buna tıklıyorsunuz. Buna tıklarken de işte bu ayar yüksek seçerseniz kalite yükselir. Bir de çok çok uzun sürür. Yani en güzel bu 60 FPS. Yani video daha nasıl diyeyim mesela akıcı oluyor. Daha akıcı, sanki oyunun içindeymişsiniz gibi. Yani oyunda oynamış FPS'in aynısı YouTube'da da gösteriyor. Çoğunlukla ben bunu beğendim. İkincisi işte neydi? Magic bilmem ne falan filan cart curt. Onlar da bu. Bunlar da kaliteyi yükseltiyor. Genellikle ben bunu yapayım. Ya da daha bir şey. Ama genellikle Magic bir de Sony. Nerede o? Şu muydu? Aynen. Sony MX bir de Magic kullanıyorum. Genellikle diğer başka falan filan işte kafa ağrıtıcısı yani uzatılmaz. Tabi siz seçmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ondan sonra videoyu tamamladıktan sonra yarım saatiniz boşa gidecek. Ha niye açılmadı falan demeyin. O yüzden diyorum en rahat bu Magic'le Sony MX. Sonra render et. Tabi ilk önce nereye yapmadığınızı yani yapmak istediğinizi seçeceksiniz. Nerede olsa ben tamamlanan videolar yaptım. Hani biten videolar. Böyle tıklayarak isminizi seç. Ne dedi? Ha bir şey seç. Tamam pardon, bir şey seçmem lazım. Ben ilk önce şunu seç. Sonra render. Şimdi şöyle dakika veriyor ama tabi hızlı gidiyor. Hızlı gitmenin sebebi şu. İlk bunu kaydetmeniz lazım. Bazen böyle oluyor. Kaydetmeniz lazım. Save as yani as. Yani diyelim ki ekrana diyelim ki Rainbow Six Siege Rank videosu. Hadi örnek bildim. Ya da videosu. Ana ekran. Kaydet. Otomatik olarak kaydetti. Kapatınız. Sonra bunu açın. Çünkü
kaydettiğiniz yerden başlıyor. Böyle yaparsanız sıkıntısız render yaparsınız. Bazen arada böyle bir hata oluyor. Render etmek istediğiniz direkt tak diye hemen bitiyor. Siz de düşünün ne çabuk bitti. Bu bitmedi. Sadece kısa bir video çekti. Onu da hemen göstereyim ilk öncelikle. Yani normalde hemen kısa da şey çekti. Ben de bilmiyorum neden öyle. Genellikle arada oluyor bunda. Nerede çektik biz onu? Rainbow Six'e tamamlanan videolar. Oyun değil. Tamamlanan video. Nerede? Ön titir bak. Bitti. Gördünüz mü? Hep böyle kısa arada sırada olur. Böylelikle her zaman bitirdiğiniz zaman videoyu, yani videoyu dedim ayarladığınız zaman otomatik olarak kaydedin. Yani kaydedin. Ama şöyle de yapın. 2'de 1'de mesela ayarladınız mı? 2'de 1'de ilk kaydedin. Ondan sonra 2'de 1'de buna bassın. Hani mesela şunu buraya aldım, işte bunu şuraya aldım, bunu kestim falan filan. 2'de 1'de böyle kaydedin. Otomatik olarak buna kaydedecektir. Çünkü arada sırada hata olur. Hani bayağı bir uğraştınız. 1-2 saat, 2 saat, 3 saat. Bayağı bir uğraştınız. Sonra birden hata oldu. Bütün emekleriniz boşa gidecekti. Çünkü benim bir ara öyle olmuştu. O yüzden 2'de 1'de mesela şunu aldım, şunu kestim, bunu yaptım. Sonra kaydediyorum. 3 tane bir şey yaptığım zaman kaydediyorum. Ama bayağı bayağı uğraştım zor bir şeyden. Hani daha çok zorlandım. Şöyle yaptım, fotoğraf koydum ama onu oraya çevirdim, oraya zor getirdim falan. O zaman da kaydedin. Çünkü bazen olur, geri mi uğraşacağım falan gibisinde bir tereddütte kalabilirsiniz. Ondan sonra moraliniz bozuluyor. Sonra eriniyorsunuz yapmaya. Böylece işte insanı sıkıyor. Ve bu ya normalde böyle hata vermemesi, yani vermesi normal. Çünkü crack, yani tüm sürüm değil. Yani sürüm de yani crack'lı işte böyle hacklenmiş gibi program. Yani güncellemiyor 2'de 1'de. Hep arada böyle oluyor. İşte mesela save'ledik değil mi? Çık bundan. Tıkla buna. Şu an bir video açılıyor. Yani bizim şey ettiğimiz. Son gördüğünüz gibi bu tekrar dolacak tabii ki de ilk öncelikle. Dolduktan sonra render. Yani istediğiniz şeyi seçebilirsiniz hangisi uygunsa. Ben bunu seçiyorum. Tıklıyorsunuz. Otomatik olarak burada genel olarak ne kadar sürdüğü anlatıyor. Buna bakmayın. Bu sebebi şey arada video olmadığı için böyle gösteriyor. Buna hiç bakmayın. Bu işte arada boşluk bıraktığım için öyle. Şimdi bu da diyor ki ne kadar zaman sürdü? 15. Bu da zamanınızı ölçüyor. Mesela toplam videoda kaç dakika yapacak? Şunu onu ölçüyor. Mesela örnek verelim. Bak şu an ölçtü. 8 dakika sonra bitecek diyor. Belki daha az olabilir. Bak 7 dakikaya düştü, gördünüz mü? 6 dakikaya düştü. Bu sizin işlemcinizin hızına bağlı. Ne kadar işlemci kötüyse ona kadar uzun sürür. Bak gördüğünüz gibi 4 dakika 5 dakika cart curta mesela. Bunu kapat. İstemiyorum ben bunu. Kapat. Render durdurduk. Diyelim ki daha kaliteli istiyorum. Daha böyle aşırı kalite istiyorum. Derseniz buna tıklarsanız tabi dakika daha çok uzun olur. Mesela 5 dakikada benim az önce yaptığım gibi biterse bu örnek veriyorum 15 dakika. Çünkü kalite artıyor. Video yavaşlıyor. Şu an gördüğünüz gibi çok yavaşladı. Aşırı çok yavaşladı. Çünkü saniye başı işte kalitenizi alıyor, düzeltiyor. Yani daha çok HD yapıyor. Yani 4K'lık render de var ama bunu umuyorum. Size genellikle 1080 işte 720. Ben genellikle öyle yapıyorum. Yani zaten hep YouTube'da genellikle gördüğünüz gibi videolarımda, kanalımda her zaman öyledir. Gördüğünüz gibi 1 doldu. Yani 15 dakikada 1 doldu. Büyük ihtimal 30 dakika veya 40 dakikanızı alabilir. Bence hiç gerek yok. Zaten P20 ise 720 ile hiç arada pek fark yok. Sadece biraz yazılar mesela biraz bozuk olabilir ama okunabiliyor. Tabi okunabiliyor, okunmuyor değil, okunabiliyor. Yani yazılar biraz şöyle oluyor ama biraz daha detaylı, daha güzel oluyor ama bu tam şeyli değil yani. Arkadaşlar zaten anlatmak istediğim buydu. Fotoğraf nasıl aktarılır onu gösterdim. Video, işte müzik nasıl aktarılır, videonun yanına nasıl kesilir, koyulur. Mesela bunu öne koyarım. Hani ilk atışlar, özetler. Mesela futbol yaptınız yani futbol videosu çektiniz, FIFA oynadınız. Ama ben aynı özet gibi maç özeti çekmek istiyorum. Biraz oynuyorsun, sonra birden gol atıyorsun. Bunu öne al. Birinci gol, ikinci gol, üçüncü gol falan filan. Yanından müzik aktar. Goldan sonra mesela tam gol attın mı? Şuradan gol attın diyelim. Sonra birden müziği koy. Tam o sırada seviniyor, gol falan oluyor. Gibisine. Bu size kalmış bir şey. Nasıl ayarlamak istediğiniz. Mesela diyelim ki video ben Lappa'dan başlamak istemiyorum diyorsunuz değil mi? Pardon, Lappa'dan başlamak istemiyorum. Yani Lappa'dan anında başlamak istemiyorum.
Şöyle birazcık iğneler alırsanız hafiften başlar. Yani daha böyle güzel olur. Daha böyle temiz olur. Küfür söylerse bilirsin. Gördüğünüz gibi. Yok, ben biraz da iğneler alacağım diyorsanız iğneler alabilirsiniz. Böyle. Tabii size kalmış bir şey bu. Yani siz nasıl isterseniz. Küfür söylerse bilirsiniz diye. Daha temiz. Yani daha temiz oldu. Ses olarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Daha iyi olacaktır. Ama tabii biraz ses de duymayabilir öyle olduğu için. Yani böyle şey yapabiliriz. Sonunda da şeyinde de yapabilirsiniz. Değişik modlar da var. Mesela FX tıklarsanız bu görüntüyü mesela değişik şeyler yapabilirsiniz. Diyelim ki örnek veriyorum black, yani siyahla beyaz yaparsanız add diyerek ok diyerek otomatik olarak bu siyahla beyaz oluyor. Ve bu otomatik olarak kaydediyor galiba normalde bir yapınca. Aynen kaydediyor. Bu şu an kaydetti. Ve böyle oluyor. Böyle. Yani değişik şeyler de var. Mesela örnek veriyorum. Bunu mesela nasıl siliyoruz? Default. Ya bunu black %100 black bit, vay. Bunu hiç denemedim. Bir deneyelim. Çarp çürp diyor. Neyse çık. Oldu mu? Yok. Şimdi bunun geri eski ayarlamasını nasıl yapabiliriz? Şimdi onu düşünüyorum. Bakıyorum. Daha şunu siliyoruz. Tamam, sildi. Şunu eski haline geldim. Buradan FX'i siliyorsun. Ha, demek istediğim şu işte, bak bunları çevirirsen ortadakını da onu aktarırsın galiba. Buydu galiba. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neyse, bunu hiç kafanıza takmayın. Bunu pas geçin. Nerede? FX'e tıkla. Mesela özel bir şey mirror. Cam. İyi bir şey olacak. Yani değişik. Aynı işte. Böyle Tamam yapabilirsiniz. Yani hep size kalmış ama gereksiz şeyler de var. Gereksiz, yani lazım olan şeyler de var. Sil bunu. Mesela adam akıllı bir şey bulalım. Hit film bilmem bir şey diyordu. Bleach bypass. Bu neymiş? Bir bakalım. Mesela öldüğünüz şeyin ışığını yapabilirsiniz. Ne bileyim işte, tam adamı vurdunuz oradan tak diye, ama bu durmadan yanıyor ya. Mesela der ki isminiz var, şurada isminizi koy veya ne bileyim işte bir şeyler yapabilirsiniz. İşte burada bir de değişik modlar var, arayarak böyle bulabilirsiniz. Kapa ya, niye çaldın? Yani böyle bir şey arkadaş, işte zaten her şeyi anlattığımı duyuyorum. Yani bu anlattıklarım genel, yani genel dedim beginner, yani başlangıç bir şey bunlar. Mesela bu sesi kısarsanız o zaman bu aktifsiz oluyor. Açarsanız, pardon, geliyor. Bu size kalmış. Şimdi mesela buradan sesi kısabilirsiniz biraz şöyle açarak. Böyle kısabilirsiniz. Ha, ben burada uğraşmak istiyorum diyorsunuz, burada kısarsınız. Ama genel burada tamamen kısılıyor. Yani böylece şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eğer bir sormak istediğiniz sorular varsa yardımcı olmak isterim. Benim bildiğim maksimum, yani başlangıç olarak bu kadar biliyorum. Fazla bilmiyorum. Zaten fazla da uğraştırmıyorum. Yani montaj falan yapıyorum. İşte komik videolar, işte arada başka videolar ekliyorum. Mesela ne bileyim biri komik yapıyor. Yanında kedi biliyorum, şaşırıyor veya gülüyor, bilmem köpek gülüyor falan. Onu da tam dibine koyuyorum. Tam bu videonun dibine. O biraz çalıyorsun. Tekrar kaldığımız yerden başlayabiliyoruz. Öyle devam ediyor. Böylece videonun sonuna geldik. Sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yardım ettiği kadar yardım edebilirim. Yani bilgime göre. Böylece yani bitirdik yani, anlayacağınız bitti yani, uzatmak istemiyorum. Hadi bay bay, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. O kadar anlattım, o kadar zamanım gitti. Özel sizler için kaç dakika çektiğim hiçbir fikrim yok. Artık işte bu videoyu ayarlayacağım, işte çektiğim gibi şu an onu koyacağım. Yaramadık şeyleri kesip böyle kısaltmak istiyorum. Çünkü çok uzun da insan diyor ki ne uzun lan bu, Allah Allah, zamanım boşa gidecek, hiç eriniyorum. En kısası neredeyse anlatsın diyor. Hadi kaçtım ben. Videoyu niye kapanmadı?